bilimsel eğitim platformu olarak bütün öğrenci velileri adına, gelecek güzel günlerin hayalini kuran çocuklarımız adına ve layık bilimsel eğitim talebinde olan herkes adına söylüyoruz. AKP tarafından yeni müfredat diye duyurulan ve Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adıyla yaşama geçirilmek istenen eğitim modelinizle neyi amaçladığınızı biliyoruz. Bu müfredatla tek dini, tek mezhebi ve tek milleti dayatacaksınız. Buna da yerli ve milli diyeceksiniz. Çocuklarımızı erkeğin kadından daha üstün olduğuna inandırmaya çalışacak. Buna da fıtrat diyeceksiniz. Karma eğitimi tartıştıracak, kız çocuklarımızı okullardan almanın yollarını arayacak. Buna da ahlak diyeceksiniz. Yaralanmalarına, ölmelerine sebep olacak. Buna da kader diyeceksiniz. Okullara manevi danışmanlar olarak atadığınız imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocalarıyla çocuklarımıza cami avlusu ve mezar temizliği yaptıracak. Buna da çevre diyeceksiniz. Kanaat, şükür, iffet, mahremiyet gibi değer yargılarınızı yüceltecek. Buna da çedes diyeceksiniz. Modeliniz bir halkın eğitim yoluyla nasıl karanlığa sürüklendiğinin belgesidir. Karanlığa teslim olmayacağız. Üniversiteleri çoktandır bilim yuvaları olmaktan çıkaran iktidarınız, temel eğitimi de cemaatlerin, sermayenin ve uluslararası güçlerin istekleri doğrultusunda şekillendiriyor. Bu müfredat taslağını istemiyoruz diyen yüzlerce kurumun yüzlerce tepkisine rağmen, toplumun tepkilerinin artarak devam etmesine rağmen iktidarınız marif modeline sıkı sıkıya sarılmaya devam ediyor. 60 AKP velilerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin halkın beklenti ve isteklerine kulaklarını tıkadığını bir kez daha ilan etti. 67.284 görüş bildirilen müfredatı bir hafta gibi kısa sürede değerlendiren Talim ve Terbiye Kurulu, ardından da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 26 Mayıs'ta onayladı. Bakan Tekin istifa! Bakan Tekin istifa! Bakan Tekin istifa! Oysa bakanlık müfredat taslağını öğretmenlerin seminer döneminde inceleyeceğini ve raporlaştıracağını belirtmişti. Eğitimin en önemli parçası olan öğretmenlerin görüşlerini almadan, yangından mal kaçırır gibi pilot uygulamalara bile tabi tutmadan yayımladı. Milyonlarca liraya basılacak kitapların matbaaları belirlenmiş, dağıtım ihaleleri az çok belli olmuş, sözde bir katılımcılıkla demokrasi oyun oynadığınızı zaten biliyoruz. Biz çocuklarımızı çetesiyle okullara soktuğunuz cemaatlerden, tarikatlardan nasıl koruyacağız diye düşünürken, bugün okullarda uygulanacak olan çağ dışı müfredatınızla çocuklarımızı okullardan nasıl koruyacağız diye endişelenmeye başladık. Kökü dışarıda olan cemaat ve tarikatlar tıpkı FETÖ gibi kullanılıyor. Her bir tarikatınız milyon dolarları yönetiyor. Milyon dolarlarını milyar dolarlara çevirmek isteyenlerin müfredatıdır bu müfredat. Müfredata soktuğunuz çok sayıda din derslerinizle, STK'lar dediğiniz tarikat ve cemaatlerinizle, cihadınızla, bilimin, mantığın, felsefenin son kırıntılarını okullardan çıkarıp attığınız, tek dine, tek mezhebe, tek millete indirgediğiniz marif modelinizle çocuklarımızı orta çağ karanlığına nasıl sürüklediğinizin farkındayız. Bizler çocuklarımıza vaat ettiğiniz bu dünyayı ve geleceği reddediyoruz. Ama siz de şunun farkında olun ki bu karanlığa çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz. Her okulda, her mahallede, her sokakta halk düşmanı marif modelinizle, çedesinizle, örümcekleşmiş rantçı zihniyetinizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bitirmeden son kez şunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Marif Vakfı diye bir vakıf var. Bu vakfa 100 milyonlarca lira para aktarıyorlar. En son 5.7 milyar civarında bir para aktarıyorlar bugün. Bize diyorlar ki tasarruf tedbirleri altında herhangi bir servisinizi, yemeğinizi, şununuzu, bununuzu kısacağız diyorlar. Ya da biz çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek istediğimizde hayır paramız yok diyenler, çocuklarımıza bir su,
temiz su istediğimizde su yok diyenler, bakın bir günde bir gecede hemen 5.7 milyar TL'yi nereye harcanacağını bilmediğimiz yerlere anında aktarabiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın demek ki çok parası var, istediği yerlere, istediği tarikatlara, istediği cemaatlere bunları aktarabiliyor. Dolayısıyla biz bugün ne yaptığınızı biliyoruz ve görüyoruz. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuzda öğretmenlik meslek kanunu diye bir kanun çıkartmak istiyorlar. Aslında bu kanun öğretmen akademileri dedikleri bir kanun. Hepsini birleştirdiğimizde müfredatla, ÇEDES'le ve bu öğretmenlik meslek kanununda öğretmen akademilerinde bir şey yapmayı düşündüğünüzü görüyoruz. Ama bizler laik ve bilimsel eğitimden asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar bu ülkede anayasada yazan laiklikten asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin, herkes duysun. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz.